Mustafa Kemal ve Düşün arkadaşları batılı ve laik sistemi benimsediler. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük ve genişletilmiş Orta Doğu projesine ilk karşı çıkan yazar olduğu için öldürüldü. Uğur Mumcu, Atatürkçüydü, Cumhuriyetçiydi. Kalemi tam bağımsız bir Türkiye için mücadele veriyordu. Aslında PKK var karşımızda zannediyorduk. Karşımızda Amerika Birleşik Devletleri ve NATO üyelerini bulduk. Ve bunu da anlatamadı Uğur Mumcu. Cumhuriyet aydını gazeteci Uğur Mumcu bundan tam 28 yıl önce takvim yaprakları 24 Ocak 1993 tarihini gösterdiğinde Uğur Mumcu işte tam da bu noktada uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaygınlaşma siyaseti önünde bir engel sayıldı. Aracına konulan bombanın patlamasıyla aramızdan ayrılan Mumcu'ya düzenlenen suikast Türkiye'de derin bir iz bıraktı. Peki Mumcu neden hedef alındı? Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük ve genişletilmiş Orta Doğu projesine ilk karşı çıkan yazar olduğu için öldürüldü. Uğur'dan sonra Eşref Bitlis öldürüldü. Bağlantılı cinayetlerdir. Ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı kendi kara gücüm diye ilan etmek durumunda kaldı. Uğur Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu, kardeşinin ölüm yıl dönümünde ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Ceyhan Mumcu, cinayetin arkasındaki güçlere işaret etti. Mumcu, kardeşinin öldürülmeden önce CIA ve PKK ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalara dikkat çekti. 64 adet yazısında PKK'nın CIA ile bağlantıları ve PKK'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ve para yardımı yaptığını kanıtlıyordu. Mumcu suikastinin aynı gününde bazı çevreler ve kuruluşlar cinayetin arkasında İran var propagandası yaptı. Bu iddialar soruşturmanın da tıkanmasına neden oldu. Peki Mumcu suikastinin ardından İran neden hedef alındı? Ağabey Ceyhan Mumcu İran'ın hedef alınmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünü anlattı. Amerika'da kirli işler dairesi vardır. Hazır bir Uğur Mumcu'dan kurtuluyor. İkincisi İran'la Türkiye'nin arasını açması gerekir. Bunu araştırdım. Önce şuna baktım. Uğur İran aleyhine bir yazı yazmış mı? İran aleyhine hiçbir yazısı yok. Şimdi düşünün İran yerine kendinizi koyun. Hiç aleyhinize yayın yapmayan, sizinle meşgul olmayan bir yazarı İran niye öldürsün? İran ne kazanacak? Bunların hiçbirinin yanıtı yok. Ceyhan Mumcu, 24 Ocak 2001 yılında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan cinayetine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Mumcu, Okkan'la ölümünden 2 gün önce yaptığı görüşmesini ilk kez ulusal kanala anlattı. Gaffar Okkan ölümünden 2 gün önce Diyarbakır'dan beni aradı. 24 Ocak günü devlet tiyatrolarında bir Uğur Mumcu anma günü yapacağız. Mahkemede yaptığınız konuşma metnini istiyorum dedi. Suikast olduğu gün ne oldu diye sordum. Onun bir vasiyeti demişler. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu salonunda hem Gaffar Okkan hem Uğur Mumcu anılmış ve onun hazırladığı isteği üzerine de benim Umut Operasyonu davasında müşteki sıfatıyla yaptığım konuşma metnini bir tiyatro sanatçısı okumuş.